Değerli takipçilerim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün 8. gün hızlı okuma ve anlama teknikleri kursumuzda yeni bir haftaya merhaba diyoruz. Sizleri eşsiz doğa manzarasıyla birlikte karşılamak istedim efendim. Efendim bugün biliyorsunuz 7 gün boyunca göz kaslarımızı güçlendirmeye yönelik egzersiz çalışmaları yaptık. Bu egzersiz çalışmalarını önümüzdeki hafta tekrar yapacağız. Bu hafta göz kaslarımızı güçlendirmekten ziyade göz-beyin egzersizleri çalışmaları üzerine ağırlık vereceğiz. Zira beynimiz zaten çok hızlı, gözümüz yavaş kalıyor demiştik. Gözü de hızlandırmamız gerekiyor idi. Bu haftaki derslerimizde gözümüzün yeni hızıyla beynimizi adapte etmek için egzersizler yapacağız. Önümüzdeki hafta tekrar geri göz egzersizleri yaparak gözümüze biraz daha hız kazandırdıktan sonra bir sonraki haftada yine göz beyin egzersizleri yaparak gözümüzün son hızıyla beynimizi uyumlu hale getireceğiz. Evet, şimdilik bugün bütün egzersizlerimiz boyunca göz beyin egzersizleri yapacağız. İşte ilk egzersizimiz. Evet, burada arkadaşlar yönergeleri takip edelim lütfen.
Evet arkadaşlar, ilk egzersizimizi bitirdik. Şimdi 3 dakikalık dinlenme molası diyoruz. Gözlerimizi dinlendirelim lütfen. Dakikalık arkadaşlar dinlenme molamızın sonuna geldik. Şimdi tekrar ikinci göz beyin egzersizlerimize geçiyoruz. Yine orada verilen yönergileri takip edin lütfen. Evet, yönergileri takip edelim arkadaşlar.
tekrar 3 dakikalık ara zamanı arkadaşlar. Süremiz başladı. Üç dakikalık aramızın sonuna geldik değerli takipçilerim. Şimdi tekrar üçüncü egzersizimizi yapıyoruz. Göz beyin egzersizi. Lütfen size verilen yönergeleri takip ederek uygulamaları yapınız. Evet, yönergeleri takip ederek çalışmamıza başlayalım lütfen.
Şu an eğer bunları okuyabilirseniz dakikada 600 kelime okuyorsunuz demektir. Bu hız dakikada 600 kelime okumanın hızı. Dakikada 10.000 kelime okumanın hızı arkadaşlar. Bunları okuyabilirseniz ki ben de okuyamıyorum. Dakikada 10.000 kelime okumuş olursunuz. Bu 5.000 kelime arkadaşlar. Evet, 10.000 kelime okunamaz diyorsunuz. 5.000 kelime, bunu da okuyamayız. Buna da kabul. 2.500 kelime dakikada. Bu hızda okumayı başarabilirsek dakikada 2.500 kelime okumuş oluruz. Tabii bunu yapanlar var. 1.250 kelime. ...600 kelime. Bunu yapabiliyor olmalısınız ya da çok az kalmalı. Bu hızda okursanız dakikada 600 kelime okumuş olursunuz. Evet, az önce dakikada 10.000 kelime nasıl okunur, o okuma hızı nedir onu gördük. Bu okunabilir mi? Evet, bu rekor kırılmıştır arkadaşlar. Türkiye Hızlı Okuma Şampiyonu, ilkokul 4. sınıfa giden Yiğit adında bir çocuktu. Bundan 4-5 yıl önce, 4 yolludur kendisi. Gaziantep'te bu rekoru kırmıştır. 11.751 kelime okumuştur ve Türkiye Hızlı Okuma Şampiyonu olmuştur. Şu an soyadını da hatırlayamadım açıkçası. Yiğit adında bir çocuk idi ama şimdi üniversite öğrencisi. Ancak bu son bir yılda arkadaşlar Yiğit'in rekorunu da kırdılar. Mersin Erdemli'de bir çocuk kırdı onu da. İlk ortaokul 6. sınıf öğrencisi.
İnternetten tabii bunları araştırabilirsiniz arkadaşlar. Yani dakikada 10.000 kelimenin üzerinde de okuma yapabiliyor. Tabii olay yazıları, hikaye masal tarzındaki olay yazıları ile bu rekorları kırıyorlar. Bizim şu an sizlere gösterdiğimiz metinler bilimsel makalelerde alınan metinlerdir. Bunlar zordur tabii ki. Dolayısıyla bu metinlerle dakikada 10.000 kelime ya da daha üstü okumak şu an için bu rekor kırılamadı ama mümkün müdür? Günün birinde birileri kırabilir. Evet, 3 dakikalık araya giriyoruz. Süremiz başladı. Evet, 3 dakikanın 2 dakikasını geride bıraktık. O kadarlık yeterli diye düşünüyorum çünkü konuşurken de biraz dinlenmiş oldunuz. Tekrar bugünkü 4. ve son göz beyin egzersizi çalışmamıza geçiyoruz. Evet, yine ekrandaki yönergeleri takip ederek çalışmamızı yapıyoruz son olarak. Thank you.
Daha önce de ifade etmiştik. Şu an dakikada 2500 kelimeyi okuma hızını görüyorsunuz. ...1250 kelimeye düştü. Evet değerli takipçilerim, 8. gününde böylelikle sonuna geldik. Gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Yarın tekrar saat 20'de beraber olmak ümidiyle hoşça kalın diyorum. Kanalımıza abone olmamışsınız da kanalımıza abone olmanızı tavsiye ediyorum. Peki Allah'a ısmarladık.